İbrahim Efendim Hazretleri. Ama meraklıymış. Allah onu affeylesin, bizi de sırrını takdis eylesin. Bir gün bir gazalin arkasında böyle rüzgar gibi o gazal dediği güzel geyiktir. Onun arkasında onu avlamak için koştururken bir sada geldi kulağının bu tarafına. Ey İbrahim Ethem padişah o. Ne gibi padişah? Onun hazinelerini hesabını kimse bilmez Allah'tan başka. El yahâvâ hulikte. Ey İbrahim Ethem. Bunun için mi yaratıldın diye bir sada gelmiş bu taraftan kulağına. Şaşırtmış o. Bu avlanmak için mi yaratıldın? Bu zevk, keyif için mi yaratıldın? Biraz sonra bu kulağından bu taraftan da başka bir sada gelmiş. Hatip'ten sada. Enbihâda ömirt. Yoksa bununla mı emrolundun sen? Avın peşinde koşmakla mı emrolundun? Dediği vakitinde atını durdurdu, geri döndü. Tövbe ya Rabbi dedi. Tövbe ya Rabbi dedi. Tövbe ya Rabbi dedi. Bu insanlar da bilmiyor. Bu dünyanın hizmeti için mi yaratıldılar? Lağar hayvanlarını tımar etmek için yaratıldılar, emrolundular. Onun farkında değillerdir. İlim budur. İnsanların ilk öğreneceği ve çocuklarımıza ilk öğreteceğimiz ey oğlum, ey evladım, Allah'ın hizmeti için yaratılmışız. Her şeyden önde Rabbimize kulluk hizmetini yapacaksın. Her kim ki kulluk hizmetini yapar, Allah ona dünya hayatında kolay getirir. Ahirette de onun rütbesi yüksek olur. İlk bunu öğretecek, öğretmiyorlar. Çünkü öğretme sistemleri de şeytanidir. Şeytanı takip ediyorlar. Peygamberleri takip etmiyorlar. Şeytanın uydurma kitaplarını öğretiyorlar. İlahi kitapları, Kur'an-ı Kerim'i öğretmiyorlar. Yasak etmişler. Herkes Kur'an okuyamaz. Herkes Kur'an okutamaz. Herkes Kur'an öğrenemez. Herkes Kur'an-ı Kerim öğretemez. Ya öyle mi? O kadar. Boyuna bakmadan böyle kanunlar koyuyorlar. Sonra eziyor Allah. Dümdüz ediyor kendilerini. Dümdüz ediyor. Ha, salih kimse dedik biz. Salih kimse kimdir? Allah'ın hizmetinde olan kimsedir. Talih. Salihin karşılığı talih. Yani yaramayan insan kimdir? Rabbisinin hizmetini bırakıp kendi lağar hayvanının hizmetinde ömrünü bitiren akılsızlara derler onlara da.